Her neyse, çocuklar beni üniversitelere çağırıyor. Ben de ona fıkra anlatıyorum. Güzel bir fıkradır. Nasrettin Hoca bir gün davul çalar. Davul çalarak mal satar. Bir eve gelir. Evin kapısında çalar ki evde kimse yok. Avluya girer gene çalar. Gene kimse yok. Birinci kata girer davul çalar. Gene kimse yok. Bakar ki hamamdan bir ses geliyor. Evin hanımı banyoda. Cız çıplak yıkanıyor. Falan. Nasrettin Hoca hemen şeye, dolaba saklanır davuluyla birlikte. Biraz sonra bakar ki hanımefendi öyle çıplak vaziyette şeye gelir, oturma odasına gelir. Ve bu arada şehrin en şeysi, kadısı, en büyük şeysi, vali işte, kadısı gelir, o da çıplak. Haşna fişnaya girer bunlar. Nasrettin Hoca da dolapta kalmış, elinde davul. Kadın kadıya der ki, yani hanım kadıya der ki, ya sizinle der, her hafta böyle buluşuyoruz işte gizli mizli falan şey yapıyoruz. Ben bundan çok sıkıldım der. Gel buna bir renk verelim, bir fantazi, bir hareket verelim der. Ne yapalım der kadı. Ben der, hanım der ki ben der Beyaz Kale olayım der, sen de karşıya gel, geç Kızılbey ol. Sen Kızılbey, Allah Allah bana hucuma geç der. Böyle Kızılbey karşıya geçer, Beyaz Kale'ye Allah Allah saldırıya geçerken Nasrettin Hoca davul çalar. Davul çalınca bunlar da cinler bastı evi diye korkarak öyle cız cıbıldak kaçarlar. Elbiseler de orada kalır. Hoca da dışarı çıkar, kadının elbiselerini alır. Alır gider. Sonra bir hafta geçer, kadının elbiselerini hoca giyer. Eşeğiyle gene mal satmakta. Fakat kadı karşıdan Nasrettin Hoca'yı görür. Bakar ki kendi elbiseleri orada. Giymiş. Nasrettin Hoca'ya gelir der ki, ya hoca der sen şu elbiseleri, kimin elbiseler? Sen bu elbiseleri nereden aldın? Hoca da der ki, bu elbiseler benim, ben savaştan aldım der. Bunlar savaş ganimetidir. Yani hangi savaşmış bu? Vallahi kadı efendi der, bir zaman der Kızılbey Beyaz Kale'ye der hücuma geçmişti. İşte o savaştaki mehteran davulunu ben çalıyordum.